Alo. Merhaba, sesim geliyor mu? Hoş geldiniz. Çok net geliyor. O kadar net duyuluyor ki sesiniz. Buyurun. Hoş bulduk. İyi çalışmalar Çok diliyorum. İyi yayınlar teşekkürler. diliyorum. Sağ olun. Ben de maalesef aldatılanlar grubundanım. Daha önce yaşadım, başıma geldi. Geçen hafta bir ablamız aramıştı, anlatmıştı bazı şeyler. Şimdiki arayan abla da çok üzücü şeyler yaşamış. Öncelikle onlara Allah yardımcısı olsun Amin. diliyorum. Siz ne yaşadınız? Ben 8 yıl evli kaldım. Çok güzel, çok mutlu giden bir evliliğim vardı. Bir yıl görüştüm, 6 ay nişanlı kaldım. 8 yıl evli kaldım. Son bir yılında yaşadım. Ne yaşadıysam, eşim, ailesi, yani o kadar düzgün, o kadar güzel insanlardı ki. Az önce arkadaşım dediği gibi, ya bunu yapacak en son kişi diye hitap ettiğimiz bir insandı. Ne yaptılar? Yani eşimden sadece, ailesi falan hiçbir şey yapmadı. Son bir yıl işini değiştirdi. Abisinin işlerine yardım etmeye başladı. Çok düzenli bir saatimiz vardı. Eve gelme gitme saati belliydi. Hafta sonu hep birlikteydik. Beni 6 yıl boyunca elimden tuttu, annemlere götürdü, elimden tuttu, annemlerden getirdi. Ben üzülüyordum. Ya bak, bensiz bir hayatın yok. Ne olur, senin hiç mi arkadaşın yok? Hiç mi görüştüğün insan yok? Bak. Bak, bütün işini, gücünü bize hibe ediyorsun ya da ne bileyim, bunun O gibi ne şeyler diyordu siz öyle söylüyordun. söyleyince? Ya benim için siz önemlisiniz. Sen beni düşünme, sen çocuğuma bak, evime bak, başka bir şey istemiyorum senden diyordu. Peki nasıl anladın Gerçekten seni de. aldattığını bu kadar düzenli bir hayatın içerisinde? Bu Evet, kadar bakın ben adam sana hayatını adamışken? aynen benden sonra bir sürü arkadaşım boşandı. 85-86 jenerasyon dökülüyor patır patır. Diyorum ki, kızlar Niye? ayağımı da sürmedim. Vallahi suçum yok. Tövbe tövbe. Ama ben, yani arkadaşlarımın arasında en saçma boşanma benimki, inanın. E onlar niye boşandılar ki? Onların da mı kocası Ya onların aldatıyordu? temelinde hani aile, işte Ha, kaynana, şey. geçimlerde, odur budur, ama ben hiçbirini yaşamadım. Peki merak Evine o ettim nasıl kadar bağlı bir yakaladın? Bu insan kadar ki. sıkı bir disiplin içerisinde aynı saatte geliyor, aynı saatte gidiyor. Cumartesi pazar Aynen. birliktesiniz. İşi değişti, işi değişti, ortamı değişti, arkadaşları değişti. Tamam. İlk ben telefonda yakaladım. Sonra o kişiyi aradım. Dedim, siz eşimin telefona mesaj attınız. Hayırdır, sen kimsin? O da dedi ki, ben senden öncekiydim. Ta bilmem kaç yılında. Dedim, hayırdır, şimdi ne oldu? Bunun gibi bir çok kısa hemen doküman çıkarttım. O ne Hiç demek ya? bilmiyoruz. Kuyruklu var burada. Ben Ha, ben senden senden öncekiydim. öncekiyim. Ha, öyle dedi bana. Ben dedim, ben şu an seninle niye konuşuyorum? Aradan 6 yıl geçmiş. Ya bunu bana açıklamasını yapar mısın dedim. Tesadüf bir yerde karşılaşmışlar. Eşim de işte o anıları canlanmış herhalde. Kızla oturup bir bardak çay içmek istemiş. Yani daha o Peki kadar ben saçma. senden öncekiydim diyerek sana ne mesajı veriyor öteki kadın? Ama kadın yeminlerle, iddialarla, hani çok sağlam bir şekilde ispatlayacak şekilde anlattı ve hemen doküman çıkarttım. 3 gün, sadece 3 gün ve 6 ay öncesini görebiliyorsun. Sonra gelelim eşime. O da işte kadının dediğinin aynısını anlattı bana. Ben de ilk kez yaşıyorum tabii bunu. Hani 7. yılım olmuş. Adamdan daha önce böyle hiçbir şey görmemişim, yaşamamışım. Sadece bir çay içmişler yani. İçmemişler, kadın kabul etmemiş. Çünkü Ha. başka bir ilişkisi varmış. Ondan ayrıldıktan sonra başka biriyle görüşmeye başlamış. Şu an onunla evlenmeye çalışıyormuş. Kabul etmemiş ve yemin etti. Neyse, ben eşimle konuştum. O da yeminler billahlar, kadının dediğinin aynısını dedi. Ama insan yaralanıyor bir şekilde. Ve ben tamam dedim. Hani şunu düşünüyorsunuz. Ya ben 7 yıldır adamdan hiçbir şey görmemişim. Hani şeytana uydu, o oldu, bu oldu falan diye kapattım. Olabilir, Çünkü hata da çok güzel yapabilir, değil mi? telafi etmek istedi, etti de. Ay Aradan vallahi 6 ay sonunu çok geçti. merak ettim Allah aşkına. Çatlayacağız. Çatlayacağım. Aradan 6 ay geçti, ikincisini yaşadım. O da yine telefonda yakaladım. Bu Onunla başka bir doküman kadın mı? çıkarttım. Başka bir kadın, onunla da 10 gün görüşmüş. Ondan sonra aradan 6 ay geçti. Ben buna dedim ki, bak, üçüncüsü olursa bitiririm. Hiçbir şekilde, yani ne telafini kabul ederim, ne onu kabul ederim, ne bunu kabul ederim dedim. 6 ay sonra üçüncüsünü yaptı daha kötü bir şekilde. Ve ben 8 yıllık evliliğimi bitirdim. Kötü bir şekilde ne demek? Ne yaptı yani? Yani ismini farklı kaydetmiş, hitap şekli var. Son bir yıldır, bak son bir yıldır adam değişmeye başlamıştı zaten. Hani İsmini şöyle, ne diye niye böyle? kaydetmiş telefonda? Söyle biz de bilelim nasıl yapıyorlar, ne diye kaydediyorlar. Ya işte özelim, bir tanem, güzelim falan gibi düşünün. O Özelim tarzda nasıl? bir şey. Aa, adamdaki cesarete bak. Evet, ben bunu göre görmez zaten dedim benden buraya Peki kadar. sen kocanın telefonda sen nasıl kayıtlısın? Ben
isim, ben hep şunu diyordum. Bana hiçbir şekilde hani takı kullanma, normal adımla hitap et. Adımla hitap et diyordum bana. Canımın içi derdi, öyle kaydederdi. Evim, yurdum, yuvam derdi. Huzurum derdi, öyle Sen kaydederdi. canımın içi diye kayıtlısın, o da özelim diye mi kayıtlı? Ya o zaman şöyle bir şey de oldu, evet. Dünya başımıza Diyorduk ki yıkılacak valla. canımın içi özelim. Ayrıldınız mı şimdi peki? Ben ayrıyım. 5 yıl oldu ve ben odaya giremiyorum. Bak, ben bu odaya giremiyorum. Bir şey var diyordu son zamanlarda. Hangi Gerçekten ben odaya? yatak odasına. Yani ayrılmadan önce ben bunu da yaşadım. Ne Yani var diye evden. sormuyor muydun yatak odasında? Niye giremiyormuş? Ben dedim ki hayırdır, niye giremiyorsun? Bak, bir problem mi var? Burada rahat olamıyorum. Boğuyorlar, basıyorlar, afakanlar basıyor şöyle. Ben ondaki değişiklikleri izlemeye başladım. Gerçekten de o adam gitti, yerine başka bir adam geldi. Birbirimize karşı soğumaya başladık. Onun dışında her şey harika, mükemmel giderken bir anda bir insan değişebiliyorsa, lütfen dinleyen arkadaşlara da rica ediyorum, dikkat etsinler, evlerine herkese Çok sokmasınlar. teşekkür ederiz. Sağ ol canım. Çok güzel Ya şunu mesaj. Sen söylüyorum, şimdi iyi misin? Önemli olan o. ben şunu buldum evde, bütün komple yatak odasını boşalttım, iç dış komple söktüm. Bir şey çıkmadı. Eve ben banyosuna baktım, sonra ben değiştirmiştim orayı. Ne arıyordun bir şey çıkmadı derken? Ya birisi bir şey yaptı. Aklıma o geliyor. Hani birisi bir şey yaptı. Çünkü etrafımda da yaşayanlar olmuştu. Aman Ve adama kimin ne buldum da yaptığı zaten. belli şekerim yani. Adama yalandan yere afaganlar basıyor. Bilmiyorum ya. Ben buldum ama buldum da. Daha sonra ben evden çıktıktan sonra da buldum. Yani elimle de buldum. Bunu yapan Rabbim iyi demesin. İnşallah iyi demesin. Çünkü gerçekten söylüyorum. Bak, 1 yıl değil, 2 yıl değil, 3 yıl değil. Hani uzun yıllar mutlu mesut yaşayıp da. Ya bir insan, İnce ablaya soruyorum. Bir adam ne kadar taklit yapabilir, ne kadar eşini kandırabilir, ne kadar sahtekar gülümseyebilir ya da Canı aşk istediği kadar. ilanlarında bulunabilir. Canı Bir istediği adam, kadar. yani bu 8 Biz yıl 9 yıl kadınların neyi şu ya geçti? şu keşke şu huyumuzdan kurtulabilsek ama kurtulamayız diye de düşünüyorum. Bu bende de var zaten. Bizler duygusal varlıklarız ve eşimiz, sevdiğimiz bize canım, hayatım, güzelim, bilmem ne dediği zaman duygusal olduğumuz için tabii ki yanlış da demiyorum ama ne kadar çok bunları kullanırsa bize o kadar çok aşık zannediyoruz. Yani halbuki bu aşkın göstergesi değil. Aşkın Bilmem. göstergesi hem Bak, ve davranış hem daha sözler öncesinde paralel birçok şey var. Burada tabii bizler naif varlıklar olduğumuz için eşimiz bizim elimizden tuttuğunda hoşumuza gittiği için aa benden başkasına asla bakmaz gibi benim eşim asla yapmaz gibi yanlış düşüncelere girdiğimiz için yıkımlar büyük oluyor şöyle bizde. yapalım hanımefendiye Evet. çok teşekkür edelim. Lütfen siz de dinleyin bundan sonraki yaşamınız için. Evet. Sizin gibi bu olayları yaşayanlar için birkaç tavsiye alalım senden. Bir kere ne kadar çok güzel ve sık söz varsa onun dörtte üçünü atalım. Şöyle bir atalım kenara. Her şeyim, Koy, koy, ömrüm. koy kenara koy Aynen. yani. Onun dörtte üçünü koy kenara. Bir erkek Gerçekten seni mi? seviyorum dediği zaman bile onun ya hayatım bu akşam inşallah yatak odamız güzel geçsin olduğunu bilelim artık. Yok artık Bilelim ya. bunu. Bunu bilelim. Yani onun dörtte üçünü böyle ayıralım. Dörtte birini sevgi olarak alalım. Evet. Ne kadar çok övüyorsa bizi, ne kadar çok yüceltiyorsa bizi, aslında bazı rahatsızlıklarının bize dair olduğunu ama içine attığını bilelim. Hani şu çok mükemmel erkek, mükemmel erkekten kurtulalım. İlgi dediğimiz kadın içinde ilgi vardır, erkek içinde ilgi vardır. Erkeğin beklediği ilgi kadar ilgi görelim, bize yeterli olsun. Yani benim kocam asla yapmaz demeyelim. Aa, onlar yapıyor İnsanız, valla. beşeriz, şaşarız. Öyle asla yapmaz diyorsun ya, o yapıyor. Beşeriz, şaşarız. Tabii. Alo. 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 Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Merhabalar öncelikle. İlk Merhaba. defa bir yayına katılıyorum. Biraz heyecanlıyım. Sakin olmaya çalışalım. Biz heyecanınızı yenebilmeniz için elimizden geleni yapalım sizin için. Teşekkürler. Yayına bağlanmak zor, bir de yayına bağlanıp derdini anlatmak daha Tabii, zor. heyecanlı. Tabii ki, O evet. yüzden soru cevap şeklinde gidelim ilk önce, sonra zaten siz açılıyorsunuz. Evli miyiz? Evliyim, evet. 5 yıldır Kaç yıldır? evliyim. 5 yıldır. Var mı böyle, aldatıyor mu sizi de kocanız, yoksa başka bir sorunla Şöyle ilgili mi bir aradınız? şey başından geçti. Ben eşimle 10 yıl sevgili hayatım oldu. 5 10 yıldır da yıl. bir arada yaşama imkanımız, yani evlendik.
Eşim bana çok iyi, hani diyemem kötü. Sözümü dinler, yapma dediğin şeyi yapmaz, dikkat eder. Tamam. Bilinçlidir de aslında, öyle şey de değil ama. Geçenlerde bundan bir ay, bir iki ay önce şöyle bir durumla karşılaştım ki eşimden beklemezdim. Çünkü 7-24 biz beraber işe gittiği zaman serbest meslek olduğu için Ne bazen yaptın? işe gittiği zaman ben de gidiyorum onunla. Şöyle bir şey. Bir gün eve geldi. Her zaman normal rutin. Geldi eve duşa girecekti. Ben de genelde arada bir bakarım telefonlarına. O rahatsız olmaz. Telefonda şifre falan da yoktur. Ben açayım bakayım dedim. O sırada arabamızla ilgili bir sigorta şirketiyle anlaşma durumu vardı. Sürekli aranıyorduk. Bir konuşmada böyle baktım. Bizim arabanın plakasını yazmış. Bu bizim şifremiz olsun mu? Ben de sandım ki bir sigorta şirketiyle herhalde anlaşıyor, fiyat alıyor. Böyle bir sayfayı çevirip bir baktım. Yazışmalar, görüntülü resimler birbirlerine atmışlar. Şey diyor kadın. Neredesin, işte misin? Gel sana masaj yapayım. Ya da gece beni aradığında nasıl anlayabilirim? Bir şifremiz olsun. Hani eşim orada seni seviyorum gibi cümleleri yok. Ama eşim de şöyle diyor, ne alaka ya? İşte ben seni de şöyle yapayım mı falan filan. Ben şok Ne oldum. alaka ya derken gel sana masaj yapayım mı diyor, ne alaka mı ya diyor Ha, eşin. ben işteyim diyor, çok yorgunum diyor eşim. O da diyor ki gel sana masaj yapayım diyor. Ben orada şöyle bir sersemledim zaten. Aldım telefonu elime. Eşim hemen elimden kaptı. Kaptığı gibi de mesajı sildi. Ne yapıyorsun sen dedim. Burada bir yazışma var. Bunu bana göstereceksin dedim. Zaten o gün kıyamet koptu. Ben kriz geçirecek derecede bağırdım. Telefonu kırdım. Ama eşim ağlıyor. Hüngür hüngür ağlıyor. Aa, niye? Yapmayacağım. İşte biri bana dalga mı geçti? Biri bana mesaj attı. Ben de işteydim. Boş anımdaydı. Yoldaydım diye öyle Evet, cevap öyle. verdim. Gırgır geçtim falan Yani biri filan bana diyor. gel çok yorgunsun sana masaj yapayım diye öylesine mi mesaj attı diyor. Aynen öyle. Yani diyor biri benden kafa buldu diyor. Hani gerçekten bugüne kadar da Peki eşimin telefon telefonu. kayıtlı mıydı? Hayır değildi. Ha, acaba gerçekten öyle midir? Yani bilinmeyen, Bilemiyorum kayıtlı olmayan bir ama orada numara. benim arabamın plakasını karşıdaki kadın nereden bilebilir? Hani diyeyim terazi biri yazdı. Ama benim plakamı nereden bilebilir? Nasıl yani, telefon konuşmasına öyle mi başlamışlar? Atıyorum yani şu anda plakayı. Soruyorum. 34 Ben bilmem ne bilmem ne bilmem ne diye ilk önce o kadın o mesajı mı atmış? hayır. Ya ilk başlarına gelmeye çalışırken çok okuyamadım. Çok uzun yazışmalar vardı. Sadece bir kısmında bunu gördüm. Eşime sordum. Hani eşim elimden aldı. Hani diğer detayları göremedim. Kısmi kısmi yaptı diyebiliyorum. Hani eşim de ona karşı seni seviyorum ya da aşığım gibi cümleler kurmuyor. Peki sonra Sonra herhangi bir delil yakaladınız mı? yakalamadım. O gün işte kıyamet kopdu. Ben seni boşayacağım dedim. İstemiyorum seni. Sen bunu bana yapamazsın dedim. Gerçekten istemiyor Ağladı. muydunuz bunları söylerken? Yani Gerçekten boşamak mı o an istiyordunuz? istemiyordum. O an istemiyorum. Hani bana bunu Kızgınlıkla. yaptığın için o yani çok kötü görüyordum Peki gözümde. kızgınlığınız geçince affettiniz mi? Şöyle oldu. Mantıklı düşünmeye başladım. Hani dedim bu ilk defa bir görüşme olduğunu düşünüyorum. Çünkü kadın diyor ki saat kaçta evde oluyorsun? Madem devamlı bir görüşmeleri vardı. Bu kadın bilir bunun kaçta evde olacağını. Ya da bu gece arayıp aramadıklarını bilir ki kadın şifre koyuyor. Bunlar geceleri konuşmuş olsa ya da normalde konuşmuş olsa niye araya şifre koyuyor? Şu şifremiz olsun ben seni böyle anlayayım. Demek ki bu bir kereye mahsus bir konuşma oldu diye Anladım. düşünüyorum. Mantıklı. Hani atlatınca o günleri düşündükçe mantık bu şekilde düşünüyorum. Peki Ama uzmanınıza sormak istediğiniz soru ne? şöyle, şimdi eşim bana çok yalvardı, ağladı sabahlara kadar, gözleri artık nasıl diyeyim şişti yani. Ertesi gün yine ve ben bunu hep ona irdelediğimde bana şunu söylüyor. Ben bir daha asla yapmam. Ben kötü bir şey yaptığımın farkındayım. En çok da seni üzdüğüm için asla yapmam. Bunu bir daha ben de görmeyeceksin. Şakasını da söylemeyeceğim. Sürekli böyle söylüyor ve aradan 2 ay geçti ve ben arada buna böyle sinirlenince söyleniyorum. Yani bunu da belki bilmiyorum doğru mu değil mi bunu da öğrenmek istiyorum. Peki. O bana ısrarla şöyle diyor. Soralım Yapma, bakalım. etme. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Acaba eşinin gözyaşları timsah gözyaşları mı? Yoksa gerçekten adamcağız pişman. Yani orada da bir kadının bir tanesi yazmış, telefonla da kaydetmemiş. Gel sana masaj yapayım demiş. Bu da ne cüret, ben anlamıyorum yani. Görüntüler var mıydı? Birbirlerine atılmış fotoğraf var Onları mıydı? göremedim diyor. Eşim diyor yok etti. Şöyle bir genel olarak baktığında bir fotoğraflar falan var mıydı? Evet, vardı. Fotoğraflar vardı.
Fotoğraflar olan bir yerde birbirine yanlışlıkla atılmışı ben uzman olarak pek onaylayamıyorum maalesef. Onun için fotoğrafları sordum. Fotoğraflar var çünkü. Ama bir aldatma veya aldatma girişimi eyleminde bir kişi pişmanım derse ve siz o evliliğe fırsat tanımak istiyorsanız, o fırsat tanıdığınız dönemde özellikle bu konunun açılmamasını hep önermişimdir ben. Neden? İki sebeple öneririm. Birincisi, o problemi gündeme getirmek, taşımak hem sizi yıpratır, bir şey elde edemezsiniz, hem de karşı taraf eğer bu hatayı tekrarlamayacaksa, buna kararlıysa, tekrarlamasına neden olur. Çünkü ben düzeldim ama eşim düzelmiyor, bana güvenmiyor duygusuyla son derece saçma bir güven içine girip bu olayı başka bir kişiyle de tekrarlama riski olduğu için. Bu yüzden bu konuları asla açmamanızı öneriyorum. Ben kimse için asla bir daha yapmaz demem o kişiyi görmedikçe. O yüzden arzu ederseniz eşinizle birlikte bana buyurun, onun cevabını ben size vereyim. Ya bir şey soracağım. Neden bu erkekler yakalanırken hemen şey diyor? Ne Öyle diyor? seni çok seviyorum, iki gözüm önüme aksın ki bir daha yaparsan ekmek musaf çarpsın. Ne diye Biraz böyle evvel şeyler. ne dedim sana? Biz kadınlar bundan etkileniyoruz. Erkek biliyor bunu. Biz kadınlar bundan etkileniyoruz. Ya Seni olabilir seviyorum, mesela adam tekim, bir hata şuyum, yapmış buyum. olabilir mi? Ne bileyim. Hata yapmış erkek çok. Bundan ders alan erkek çok. Ya Ama bazen bak biz kadınlar da bir kendimize bakmalıyız aslında, değil mi? tabii Öyle ki, düşünüyorum tabii yani. ki, tabii Biz ki. de nerede hata yapıyoruz ilişkide? Adama hiçbir şey yapmıyorsun ama bazen ben öyle kadınlar da tanıyorum. Aman boş ver, giderse gitsin. Nereye giderse gitsin. Aman diyorsun. Adam birine gittiğinde kıymete biniyor o zaman. Bak kızımız mesela bir cümle söyledi daha telefona bağlandığında. Benim eşim çok iyiydi. Her sözümü dinlerdi. Ben böyle evlilik istemiyorum. Birisi birisinin güdümünde evliliği sevmiyorum ben. Orada bir yerde çatlak oluyor. Alo. Bunu konuşalım ama Alo. devam edelim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Çok heyecanlıyım öncelikle. Çok normal. Bütün seyircilerimiz böyle arıyor zaten bizi. Heyecanlıyız Ben mi? diye. Evli Tamam. miyiz? Evet, evliyim. 4 yıllık evliyim. Eşimle cinsel ilişkimiz olmuyor. İlk yıl olmuştu. Daha sonra olmadı. Sonra bebek istedik biz. Tedavi falan gördük ama 3 yıl çok da... sonunda mı cinsel ilişkiniz bitti? Efendim? 3 yılın sonunda mı cinsel Hayır, yok. ilişkiniz Bir yıl bitti? sonra olmamaya başladı. Peki konuştunuz mu eşinizle biz neden cinsel beraberlik Ya biz yaşayamıyoruz diye? nişanlıyken aslında bana çıplatmıştı ama ben anlamamıştım. Ne Onda bir demişti? sıkıntı var. Sertleşme sıkıntısı var. Anladım. Ondan dolayı sanırım olmuyor. O Yani bir yıl olmuyor. nasıl oldu peki? Ya bir yıl bilmiyorum oldu. Daha sonra doktora gittik biz. Doktor şey dedi, psikolojik olduğunu söyledi eşime. Her şeyi çok kafasına takan bir insan iş yerinde de. Hani bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Sonra tedavi, bebek için biz tedavi gördük çünkü olmadı hani istediğimiz halde. Yani kendi imkanlarıyla yaptığında oluyor ama birlikte olmuyor. Hani bu konuda ne Ne yapacağım oluyor? bilmiyorum. Kendi yok, O söyleyemem şekilde fazlası. oluyor ama yani hani bizimle olmuyor. Çok Yani ben de tatlısın sen geldim. ama. Çok özür dilerim ya. Çok tatlısın. Şimdi anladım. Buyurun. Evet, ben Alo. anladım sizi. Buyurun. Bu süreçte çok yıpranıyorum. Ne yapmam gerektiğini gerçekten bilmiyorum. Bir de yani hani nasıl diyeyim? Artı 18 programlarına giriyor. Evet, Ben problemin kaynağında bu var zaten. yakalandığımda kızıyorum. Yalvarıyor, yakarıyor. 3 ay falan olmuyor ama tekrar oluyor. İşte dün yine tekrar yakaladım. Ya bu ne yapacağım bilmiyorum. Hani Ah canım size benim. sormak Şimdi istedim. problemin bir kere sizle alakası yok. Ancak eşiniz bekarlık hayatından beri bu artı 18'lere, filmlere ve sizin söylediğiniz gibi kendi işini kendi görmesine fazla alışması sebebiyle sizinle uğraşmak istemiyor. Yani o yüzden de Uğraşmak tedavi, mı? evet yani bir partner istemiyor. Maalesef o bağımlılıktır. O bağımlılıkta kişi artık tekil hale gelir. Ve bunun iş yoğunluğuyla falan asla alakası yok. Çok düzenli ve minimum 8 ay 9 ay süren bir tedaviye Niye ihtiyacı iş var. yoğunluğuyla alakası yok diyorsun? Mesela erkeklerin kafası çok yoğun Bu olduğunda. vakada kişi kendi işini kendi görebiliyor rahatlıkla. O artı 18 filmler var. O
artı 18 filmler bir süre sonra bağımlılığa sebep oluyor ve kişiyi partnerden uzaklaştırıyor. Ne yapsın peki? Yani bir psikiyatri desteğiyle birlikte bu işin çözümü var. Ama onun söyleyeceği bahanelere asla inanmayacaksınız. O filmler izlenmeyecek. Gittiniz falan. Mi psikiyatra? Ya biz daha önce gittik evet ama hani psikolojik olduğunu söyledi. Değil hani değil yok bir iki kereyle olmuyor işte. Belki şuna etmedi. Belki ben size bir şey söyleyeceğim. Bazen sadece bir psikiyatr da yeterli gelmeyebiliyor. Bir cinsel terapi uzmanını tercih ederseniz tabii. Bu konuda eşinizi de eğitecektir. Yani hani dediniz ya kendi başına birçok şey yapabiliyor ama. Yani eşi cinsel olarak sanal alemde aslında. Aa. Sanal alemde. O sana alemle haz alıyor, o bir bağımlılığa dönüşüyor. Bu sefer gerçek cinsel hayattan uzaklaşıyor. Bu da bir evet. Hastalık o hastalık zaman yani. Lazım. Bağımlılık. Bir de zaten hani biraz da rahat bir insan. Yani yorulmak istemiyor da diyebilirim dedim yani. Ya bak uğraşmak istemez dedim. Dedim. Evet. Tabii. Uğraşmak istemez. O yüzden. Hiç böyle bir şey duymamıştım onu. Bu ekranda söyleyemeyeceğim ama yayından sonra ben size bir de bir ufak bir tüyo vereceğim. Peki niye ben bir şey merak ediyorum İnci ya. Neden erkekler hep böyle artı 18 filmler izliyorlar? Hayal dünyalarını daha rahat çalıştırabiliyorlar. Uğraşmıyor senle. Bu aldatma. Uğraşmıyor senle. Ben değil hocam. Sen, o senle uğraşacak da yani. Bir dakika dur anlamadım. Bir şey ne diyordunuz duymadım. Bu aldatılmak olarak görüyorum ben kendimi. Tabii evet doğru söylüyorsunuz. Siz aslında yalnız değilsiniz. Bütün kadınlar sanal yani daha doğrusu ona, kocaları bak kocaları artı 18'i çok fazlasıyla izleyen bütün kadınların duygusu aynı. Kocam beni aldatıyor i̇şte bu, gibi hissediyorum. Tabii bu diyor. Ve bekarlık hayatından beri gelen bir alışkanlıktır büyük bir ihtimalle. Bunun peki mutlaka tedavi edilmesi gereken yer bir psikiyatr beraberinde bir cinsel terapi uzmanı değil mi? Şart. Çok teşekkür ediyoruz. Siz bu noktada çok kendi psikolojinizi yani yardım almazsanız çok bozarsınız. O yüzden ne olur bir cinsel terapi uzmanına, bir psikiyatra mutlaka görünmeniz şart. Çok teşekkür ediyoruz. Yani evlilik iyi günde kötü günde olan bir kurumumuz zaten. Yani burada da bir problem var. Bu kötü günün tedavisi olunca da zaten iyi bir evlilikleri olacak. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunun dozu var mı? Bekarken var. Evliyken artık partnerindir. Ama bekarken yok. Bu dozu arttırdığımız takdirde. Yani nasıl sorayım ya? Yayındayım da soramıyorum da yani. Nasıl sorulur bu? Artı 18 filmin mi dozunu soruyorsun bana? Bir dur reklama gideyim ben toparlayayım tamam, da tamam. Soracağım. Geliyoruz. Tamam.